Malatya İl Müftülüğümüz tarafından Battalgazi, Yeşilyurt, Darende ve Kütürge ilçe müftülüklerimize bağlı kız ve erkek Kur'an kurslarımızda hafızlığını tamamlamış 244 öğrencimiz için tertip ettiğimiz hafızlık icazet merasimine hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim.
gündüzlü veya yatılı Kur'an kurslarımızın her birisi şehrimizin, kadim medeniyetimizin önemli temsilcileri ve bekçileridir. Şehrimiz deprem bölgesindeki diğer şehirler gibi çok ağır bir imtihandan geçti. Asrın felaketini yaşadık ve bu asrın felaketinde yüzlerce camimiz ve Kur'an kursumuz yıkıldı. Çöşnük Kur'an kursumuza henüz başlayamadık ve Çöşnük Kur'an kursundaki öğrencilerimiz farklı kurslara dağıtılarak eğitimlerine devam etmektedirler. Buradan Malatyalılara tekrar sesleniyorum ve Kur'an kursumuzun ayağa kalkması için el birlik edeceğinize özellikle hayırsever iş adamlarımızın bu konuda çok istekli olduğunu biliyorum. İnşallah Çöşnük Kur'an kursumuzu da ayağa kaldıracağız. Yine 215 camimizden şu ana kadar 100 camimize hiç başlayamadık. Yaklaşık 100 camimiz, yıkılan 100 camimize hiç başlayamadık. Onlar da siz Malatyalı kardeşlerimizin destek ve himayesiyle ayağa kalkacaktır inşallah. Malatya'mızda toplam 18 hafızlık kursumuz ve burada eğitimlerine devam eden yaklaşık 900 öğrencimiz var. Bunun yanında 2000'in üstünde 4-6 yaş grubu kurs öğrencimiz ve bu sene Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüzün özellikle telkinleri, tavsiyeleri ve yol göstericiliği sayesinde ilk defa bu sene yaz kursunda olduğu gibi yıl boyunca 7-10 yaş grubu kurs eğitimlerine başladık. 600 öğrenciye ulaştık. Allah'ın izniyle yıl boyu camilerimizde gençlerimize, çocuklarımıza dersler vermeye devam edeceğiz. Burada gördüğümüz manzara, bu hafızlarımızın eğitimi, bir kısmı Covid dönemi, büyük bir kısmı da deprem dönemindeki hafızlarımızdır. Onun için bu hafızlarımızın fedakarlığı bambaşkadır. Yani deprem felaketine rağmen, Covid salgın hastalığına rağmen hafızlarımız pes etmediler, fedakarca ve gayretle hafızlıklarını tamamladılar. Bize de bu güzel günü yaşattılar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak zihinlerini açık eylesin. 2014-2015 eğitim öğretim yılıyla başarılan hafızlık proje ve program protokolü dahilinde Diyanet İşleri Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile beraber yapılan bir protokol dahilinde İmam Hatip Ortaokul düzeyinde başlatılmış olan bu programın bugün hakikaten alın teri ve aklı teri ortaya koymak suretiyle hafız gibi bir paye sahip olan kıymetli kardeşlerimizin hafızlık şehadetnamelerine şahitlik ediyoruz. Ve bu yaklaşık 10 yıllık bir proje devam ediyor. Bu proje içerisinde şu an el an 18.208 öğrencimiz bulunmaktadır. İnşallah bundan sonra da devamı noktasında gereken yapılacaktır. Hafızlarımız salona girerken müftüme dedim ki, yani müftümüze, ya dedim tam ayağa kalkılması gereken yürüyen Kur'an, canlı Kur'an, bunların önünde ayağa kalkmamız lazım dedim ve müftümüz sağ olsun dedi, doğru söylüyorsun başkanım dedi, birlikte salonla birlikte ayağa kalktık ve gerçekten bu saygıyı her şeyle hak eden bir topluluk. Rabbim sayılarını arttırsın inşallah. Allah kelamı olan Kur'an'ı zihnine nakşeden sizleri hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Programa başlamadan önce Kur'an tilaveti yapıldı. Kur'an'ı dinledik. Orada insan zaten şunu fark ediyor. Kur'an'ın birçok mucizevi yönü var. Bunlardan birincisi, yani bir tanesi belagat özelliği. Ama burada bu genç kardeşlerimizi bu 6000 küsür ayetlik Allah kelamını ezberleyebildiklerini gördüğümüzde de Kur'an'ın bir başka mucizevi yönüne tanıklık ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten okudukça insanın zihnini açan ve Allah kelamı olduğunu bu şekilde de gösteren ayrı bir icazı, mucizevi yönü olan bir kitabımız var. Şükürler olsun. Kıymetli sevgili Malatyalılar,
244 hafızınızla ne kadar övünseniz azdır. Bugün yürüyen Kur'an dediğimiz bu hafızlarımıza lafzın hamili olarak görüyoruz. Yani kelimeyi bir Kur'an lafzını taşıyanlar olarak görüyoruz. Ama biz lafzın hamili olmaktan öteye mananın amili olmaya talep ediyoruz. Ona odaklanmışız biz. Sadece Kur'an'ın lafzını değil, Kur'an'ın anlam dünyasına vakıf ve yaşamına da yansıtan bir gençliğe ve bir insanlığa hasretiz. Kur'an sadece ezberlemek ve okumak için değil, Kur'an anlamak ve hayatımıza yansıtmak için inmiş bir nizam kitabıdır. Onun için sizlerle paylaşmak istediğim bir başka husus var. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok üzüldüğü, hatta bazen de ağzından beddua ve lanet kelimesi çıktığı iki vakadan bahseder siyer tarihimiz. Birisi Taif seferidir, diğeri de bir İmamune vakasıdır. Yani 70 hafızı katledildiği, müşriklerin 70 hafızın canına kıydığı o olay Efendimiz'i kahretmiştir, perişan eylemiştir, üzülmüştür ve ağlamıştır, gözyaşlarına hakim olamamıştır. Peki bugün hafızların katledilmesi mümkün mü? Allah muhafaza, Allah korusun. Biz Kur'an sadece lafzın hamili bırakırsak, mananın amili olmayan hafızlarımızı katletmiş oluruz. Hani ayet diyor ya, Allah Resulü ölür veya öldürülürse siz topuklarınız üzerinize geri mi döneceksiniz diyor ya bize. Allah Resulü'nün öldürülmeyeceğini bilen Cenab-ı Allah bize, Allah Resulü ölür veya öldürülürse, yani Allah Resulü ölür veya sünnetiyle öldürürseniz, sünnetini terk ederseniz, Allah Resulü'nü öldürmek sünnetini terk etmektir. Hadislerine kulakları tıkamaktır. İşte aynı şekilde hafızı öldürmek, hafızın Kur'an'ın anlam dünyasından uzaklaşması demektir. O nedenle hepsinden önemlisi, şimdi Kur'an'ı lafzının hamili olan bu gençlere manayı nasıl öğrenecekleri bir imkan oluşturmak. Ne mutlu, ne müjde ki sizleri burada haberdar etmek istiyorum. Başkanlığımız kanun ile Kur'an eğitim merkezleri kurulmasını kararlaştırdı. Kur'an eğitim merkezleri hafızlığını yapmış, ortaokulu bitirmiş yavrularımızın lise hayatını akademik anlamda devam ettireceği artık bir modern medreselere dönüştü. 4 yıllık eğitimi yapacak burada çocuğumuz. Hafızlığını bitirmiş, İmam Hatip'e kaydolmuş ama ondan sonra 1 yıl sadece Arapça öğrenecek. 2., 3. ve 4. yıllar Arapça temel İslami bilimleri orada kazanmaya devam edecek. Ondan sonra zihni, yeteneği, becerisi neyse onun üzerinden eğitime devam edecek. Yaşamınız neyse dirilişiniz odur. Öyleyse yaşamımız Kur'an ile olursa dirilişimiz de Kur'an ile olacaktır. Bu anlamda biz Türkiye yüzyılına, Türkiye vizyonuna yeni nesil yetiştirmenin çabasıyla Kur'an eğitim merkezlerini kurduk. İlk bu sene 4 yerde Rize, İstanbul, Ankara erkek Kur'an eğitim merkezi ve bir tane Bursa'da 4 Kur'an eğitim merkezimiz var. Bu 4 Kur'an eğitim merkezine o kadar çok başvuru aldık ki değerli hazırın, maalesef imkanlarımız yoktu. Yeni bir bina açamadığımız için 4'te kaldık. Ama 2025-2026 dönemine hazırlanıyoruz. Ben buradan Sayın Müftümüze teşekkür ediyorum. Çünkü bir müjdeyi de ben sizinle paylaşmak istiyorum. Allah izin verirse Malatya'da hem kız hem erkek öğrencilerimize Kur'an eğitim merkezi açılacak. Allah izin verirse. Amacımız neslimizin, geleceğimizin bize emanet olan bu topraklarda hakimiyetini Kur'an nesli olarak devam ettirmesidir. Biliyorsunuz ki gönül coğrafyamız İslam toprakları, maalesef üzücü olarak yokluk, yoksulluk, fakirlik, savaş ve kanla anılıyor. Filistin coğrafyası 1 yılı aşkın bir zamandır yüreklerimizi dağılıyor. 1 yılı aşkın tüm dünyanın gücünü arkasında bulunan
o Siyonistler, Siyonizm Hamas'a kasma başarılı olabildiler, muvaffak olabildiler mi? Olamadılar. Çünkü hafızı kelam gönül erleri öyleyse bu coğrafyada, bu ülkede de bu yardımı hak edebilmek için Kur'an'ın üç türlü okumasına ihtiyacımız var. Değerli hafızım, Kur'an üç şekliyle okunur diyor büyüklerimiz, hocalarımız. Kıraat ile, tilavet ile, tertil ile diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi afwaca. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirih. Kana tawwaba.